E, mümkün mertebe e, sıradan bir adli vakaymış gibi göstermeye çalışıyordu. E, göstermelik bir soruşturma yürüttüler. İfadelerimiz doğru dürüst alınmadı. Ailesinin, e, eşinin e, ifadeleri de doğru dürüst alınmadı. O zaman da biz biliyorduk yani bu bir devlet operasyonudur. Yani herhangi bir şahsın kendi başına organize, organize ettiği bir şey değildi. Devlet operasyonuydu. Birilerine yaptırdılar. O insanlar diyelim devletin unsurlarıydı. Ama düşünce e, devlete aitti. Devletin tümüne aitti. Dolayısıyla e, soruşturma da o şekilde yürüdü. 32 yıllık süreçten sonra işte zaman aşımına uğradığına kadar o süreç hep öyle gelişti ki doğru dürüst bakılmadı. Doğru dürüst araştırılmadı. Deliller değerlendirilmedi işte bu işi devlet yaptı, gerektiğinde yine yapar hesabıyla. Vedat ve Vedat Aydın da benzer davaların birçoğu o şekilde zaman aşımına uğradı. Murat, Musa Anter olayı da benzer bir şekilde uğradı. Bunlar devlet aklıyla yapılan hareketler olduğu için operasyonlar olduğu için dolayısıyla şahısta tetikçi çok fazla önemli değil yani kimse onlara bakmadı bile. Şimdi Vedat katledilirken eee ortada e, merkez sağ bir e, iktidar vardı. Daha sonraları e, yine sağ ve e, sosyal demokrat e, iktidarlar iktidara geldi. Anlay anlayışlar iktidara geldi. Yine değişmedi. Daha sonra yine merkez sağ siyasetler geldi. Yine değişmedi. Daha sonra e, İslamistler geldi. Şu an 20 yıl 20 küsur yıldır. İktidardalar yine bir şey değişmedi hatta onlar döneminde çok iddialı geldiler ilk başlarda ayakları sağlam bastıktan sonra tümden eski devlet aklına dönmeye çalıştılar ve Kürtleri yok saymaya çalıştılar. Hala da o zihniyet hakim Biz hep diyoruz yani bu devlet aklı değişime uğramadığı müddetçe Vedat Aydın ve benzerleri yani işte 17 bin faili meçhulden bahsedilir ki bu çok cüzi bir rakamdır bana göre. Çok çok daha yüksektir. Öyle kabul etsek bile bu zihniyet değişmediği müddetçe, Kürt sorununun demokratik çözümü kabullenilmediği müddetçe, devlet aklı değişmediği müddetçe değişmeyecektir dediğimiz gibi. E, sağ partiler geldi, sosyal demokratlar geldi, İslamistler geldi ama devlet aklı olduğu için hiçbir iktidar döneminde hiçbir farklı bir yaklaşım sergilenmedi. Kalada otur olaylar, şeyler e, zaman araştırma uğratılıp e, bir şekilde sümen altı ediliyor ya da kapatılmaya çalışılıyor. Ama işte toplumda yer edilmiş, e, toplumun hafızasında yer edilmiş e, dolayısıyla devletin yaklaşımı çok fazla bizim için değer etmiyor yani. Onların yaklaşımı, bizim yaklaşımız şu şekilde olur. Eğer gerçekten Kürt sonu çözülecekse, yani on alan olmuş. Yanlış siyasetler, yanlış politikalar bu sonuca getirdi. Bu saatten sonra tüm toplumların menfaati gereği demokratik bir Çözüm tarzı benimsenebilir ve o benimsendiği ölçüde devlet aklı da değişir. Onun ötesi hep bu kır düş devam eder ve karşılıklı toplumlar bunun zararını görür. Başka da bir çözüm önerisi olmaz yani. bir Kürtler altı bir halktır, birçok şeyin farkına varmıştır. Türkiye'de ciddi bir siyasal güçtür. eee bu tarz eee yaklaşımla e, bu haklar gasp edilemez ya da gasp edilmiş hakların e, devamı sürdürülemez. Dolayısıyla akli selim bir çözümün eee hayata geçmesi gerekiyor. Biz öyle düşünüyoruz. Eee akli selim fikir sahiplerinin tümünde ortak düşüncesi budur kanaazimdeyim.